Gelecek birkaç videoda mielo proliferatif hastalıklardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Evet, mielo proliferatif hastalıklar. Bu hastalıklar kemik iliğinde ortaya çıkıyor. Mielo kelimesi de zaten kemik iliği anlamına geliyor. Bu hastalık grubunda vücudunuz gereğinden fazla kemik iliği üretir. Kemik iliğinde üretilen çok fazla şey var. Daha anlaşılır olması için buraya bir kemik çizdim. Buradaki tipik bir uyluk kemiği. Kemik iliği ise genellikle uyluk kemiği, üst kol kemiği veya omurgadaki kemikler gibi uzun kemiklerin gövde kısmında yer alır. Ben örnek vermek için uyluk kemiğini kullanacağım. Kemik iliği, kan dolaşımımızda bulunan tüm kan hücrelerini üreten yapıdır ve tüm bunlar multipotent denilen basit bir prekürsör sayesinde gerçekleşir. Multi birden fazla anlamına geliyor. Potent ise tesirli, güçlü olmak demek. Yani hematopoetik kök hücre üretimi için fazlasıyla güçlü olan bir kök hücreden bahsediyorum. Fark ettiyseniz hematopoetik sözcüğü kulağa kan bilimi için kullanılan hematoloji terimi gibi geliyor, değil mi? Buraya kök hücre diye de ekledik. Evet. Multipotent hematopoetik kök hücreler. Bunlar kemik iliğinde bulunan hücrelerdir. Bu hücreler kan dolaşımımızda bulunan tüm o farklı kan hücrelerinin oluşturulmasını sağlarlar. Şimdi bir tanesini buraya çizeceğim ve tüm kan hücrelerine hızlıca bir bakış atacağız beraber. Bir tane kan hücresi türünü buraya ve bir tanesini de aşağıya çiziyorum. Aşağıya çizdiğim çizgi birazdan konuşacağımız hastalıklar için yukarıdakine kıyasla çok da önemli değil. Bunlar da aynı zamanda kök hücre oldukları için sarı renkte çiziyorum. Buradakinin ismi mieloid kök hücreler. İşte bu mieloid kök hücreler birazdan konuşacağımız hastalıklarla yakından ilgili. Aşağıdaki ise lenfoid kök hücre. Aşağıda lenfoid kök hücre var. Lenfoid kök hücre de sanki biraz lenfositleri anımsatıyor değil mi? Yani aslında ürettiği şey o. Lenfoid kök hücre zaman içinde 3 ana hücre türü yapmaya devam eder. Ben burada kısaltma yapıyorum fakat arada pek çok aşama var tabii ki. Farklı olduklarını göstermek amacıyla onları bu renkte çizeceğim. Çünkü bunlar kök hücre değiller ama birazdan bahsedeceğim farklı bir nitelikleri var. Sonuçta lenfositler veya lenfoid hücrelerden elde edilenler B hücreleri, T hücreleri ve ek olarak doğal öldürücü hücrelerdir. Buradaki kan hücresi türü hakkında söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Mieloid kök hücrelere geri dönecek olursak, burada üstünden geçeceğimiz dört özel tür var. Onları da buraya çiziyorum. Bir mieloid kök hücreden çıkan ilk hücreye proeritroblast denir. Proeritroblast, işte bir proeritroblast. Bu hücre, daha sonra pek çok bölünmeye uğrayarak sonunda eritrosit denilen hücreyi oluşturacak. İşte bu da eritrosit. Bunu daha çok kırmızı kan hücresi veya al yuvar olarak da duymuş olabilirsiniz. Myeloid kök hücresinden çıkan bir diğer hücre ise myeloblast. Evet, işte bir myeloblast. Myeloblast ise kendi içerisinde üç farklı hücreye ayrılabiliyor. Şimdi buraya her birini çizeceğim. Ancak boyutların tam olarak gerçeği yansıtmadığını da belirteyim. Bunları sadece şematik olarak göstermeye çalışıyorum size. Bazofilleri de daha önce duymuş olabilirsiniz arkadaşlar. Evet, bazofiller ve eozinofiller. Ve son olarak da nötrofiller var. Mieloid kök hücreden dallanan bir başka türe ise monoblast diyoruz. Bu da bir monoblast. Bu hücrede tahmin edeceğiniz üzere monosit olarak bilinen buradaki diğer hücreye bölünecek. En son türümüzü ise biraz daha büyük çizmeliyim çünkü daha diğerlerinden büyük bir çekirdeğe sahip. Diğerlerinden daha büyük bir çekirdeği var. Bu da megakaryoblast. Mega büyük anlamına geliyor biliyorsunuz. Karyo da neydi? Çekirdek. Megakaryoblast ise büyük megakaryositlere bölünecek. Onu da şuraya yazayım ve sonra da parçalanacak. Bu oldukça sıra dışı. Megakaryosit daha önce bahsettiğimiz hücreler gibi değil çünkü bu hücre parçalara ayrılacak. Buraya 6 parça çizdim. Yani megakaryositten çıkması gereken 6 parça var. Çok güzel çizmediğimin farkındayım ama yalnızca çıkan 6 parça olduğunu belirtmek istiyorum. Bunların her birine ise trombosit deniyor. İşte buradakiler bizim trombositlerimiz. Böylece kemik iliğindeki bu multipotent e, hematopoetik kök hücreden çıkan tüm farklı kan hücrelerini görmüş öğrenmiş olduk. Mielo proliferatif hastalıklar, reseptör tirozin kinasta bir arıza meydana geldiğinde ortaya çıkar. Ki eğer enzimlere aşinaysanız bunu daha önceden de duymuş olabilirsiniz. Reseptör tirozin kinaz hücre bölünmesinden sorumludur veya bölünmede yer alır diyebiliriz. Reseptör tirozin kinazın aktivasyonu hücrelerin bu çeşitli hatlar boyunca bölünmesine imkan verilmesi için gerekli düzenlemeyi sağlar. Şartlar uygun değilse de daha uygun bir zaman gelene kadar bölünme bir süreliğine durur. Bir mutasyon gerçekleştiğinde reseptör tirozin kinaz sürekli olarak çalışır. Ancak aslında bu aşamalar boyunca reseptör tirozin kinazın çalışması gereken belli başlı noktalar vardır. Diyelim ki bu yol üzerinde bir mutasyon gerçekleşti. Bu arıza polisitemia vera olarak bilinen bir mieloproliferatif hastalıkla ilişkilidir. Buradaki poli farklı hücrelerin çok fazla üretildiği anlamına gelir. Yani kan dolaşımında olduğunu bildiğimiz tüm o hücreler eritrositler, bazofiller, nötrofiller hepsi çok fazla üretilir. Veya diyelim ki tam burada miyeloblastın ayrıldığı yerde ya da e, miyolit kök hücrelerin oluşumunda bir arıza oldu. Bu durumda kronik miyeloid lösemi denilen bir hastalık ortaya çıkar. Kronik miyeloid lösemi. Belki lösemi kelimesinin beyaz anlamına geldiğini hatırlarsınız ve bu kelime aslında lokositlere de atıfta bulunmuş oluyor. Hepsini burada bej rengiyle gösterdim. Tüm bunlar lokositleri temsil ediyor. Bu arıza bir sürü lökosit üretimine sebep olacak ve mieloblasttan dallanan yollar boyunca bunları göreceğiz. Ya da diyelim ki buralarda trombosit yolunda bir arıza var. Bu durumda esansiyel trombositemi olarak bilinen bir hastalık ortaya çıkar. Trombositi zaten az önce görmüştük. İşte burada. Son olarak burada, daha yolun çok başındayken bile, multipotent, hematopoetik kök hücreye bile gelmeden bir arıza olduğunu varsayalım. Tamam mı? Bu da primer, Mielofibroz isimli bir hastalığa sebep oluyor. Primer mielofibroz, kemik iliğinde olmaması gereken fibroz veya bağ dokusunun olması demek. Yani bizim için oldukça büyük bir problem. Bu hastalık ortaya çıktığında ek olarak mieloid meta, e, metaplazi adı verilen başka bir durum, arıza daha ortaya çıkıyor. Yani buraya çizdiğim karaciğer ve dalak gibi vücudunuzdaki çeşitli organların hematopoetik kök hücre üretmeye başlaması. Bu da onların olması gerekenden daha fazla büyümesine sebep olabiliyor. Sonunda karaciğeriniz bu kadar büyümeyi kaldıramayıp patlayabilir. Ya da aynı şekilde dalağınızda olması gerekenden bir hayli büyük e, olması, dalağınızın da yani bir hayli büyük olması söz konusu olabilir. O da tehlike yaratır. Aslında karaciğerin büyümesi veya e, hepatomegali ya da dalak büyümesi veya splenomegali, e, hepatomegali veya splenomegali, Yukarıda bahsettiğim diğer hastalıkların sonucunda da gerçekleşebilir. Çünkü karaciğer ve dalak bu tür hücrelerin üretilmesi için zorlanır ve gereğinden fazla çalışır, değil mi? Ve sadece bu organlar da değil. Kafatası gibi vücudunuzdaki diğer kemiklerde de bu gerçekleşebilir arkadaşlar. Sonunda bu hematopoetik kök hücreler ve diğer hücreler gerektiğinden daha fazla bir hızla üretilmeye başlayabilir. Bu da kemiklerin büyümesine ve dışarıdan rahatlıkla fark edilebilen anormal bir görünüme sahip olmasına sebep olabilir. Aynı zamanda bu hastalıkların çoğu akut lösemi olarak da bilinen kan kanseri oluşumuna sebep olabilir löseminin ne olduğunu bildiğinizi düşünüyorum akut ise lökositlerin hangi aşamadayken kan dolaşımına aktarılacağını anlatır akut lösemi e, lokositlerin lökositlerin kan dolaşımına aktarılmasından önce gerçekleşen bir arızadan meydana gelir bu dördünden hangisinin akut lösemi ile ilişkisi olmadığını tahmin edebiliyor musunuz Doğru tahmin ettiniz. Polisitemia vera'ya baktığımızda burada bir arıza görüyoruz. Yani anormal sayıda lokosit ürettiğimizden eminiz. Kronik mieloid lösemi lokositlerin üretilmesinden önce gerçekleşiyor. Primer mielofibroz da arıza burada. Yani kesin bir şekilde lokositlerin üretiminden önce gerçekleşiyor. Ancak esansiyel trombositemide arıza lokositler ayrıldıktan sonra gerçekleşiyor. Yani esansiyel trombositemi ile akut löseminin bir arada olamayacağını olmayacağını burada görüyoruz. Evet. Farklı türdeki mieloproliferatif hastalıkları tanımlarken işte böyle ince farklılıklar var arkadaşlar ve hangi hastalığın söz konusu olduğunu ayırt etmenin de farklı yolları var size anlattığım gibi. Bunlardan ayrıca ilerleyen videolarda da daha ayrıntılı bahsedeceğiz.